girmiş. Açık salı yedim. Evet arkadaşlar. Burada avcılarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün videolarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Alaaddin Camii'ndeyiz. İçine gireceğim. Çekim izin varsa biraz video çekeceğim. Minaresine çıkmam herhalde mümkün değil. Ama bayağı bir büyük minaresi var. Bayağı bir geniş. 1200 yıllarda yapılmış bu cami. Bu kalenin içinde yer alan bir cami. Kalenin dışında da Sungur Bey Camii varmış. Onu söyleyeyim. Önünde bir çeşme var. Hadi girelim içine. Böyle tarih şeylerden çok bahsetmeyeceğim. Ama dışı böyle. Çeşmemiz de böyle. Kitabede ne hazırlıyor tam bilmiyorum. O yüzden geçiyorum. Evet. Şuradaki taş işçiliğini anlatmama gerek yok. Akşamlara baktığınız zaman muhtemelen bir tane kadın sureti yer aldığını biliyorsunuzdur. Bu o cami. Evet. Şurada böyle küçük yerler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama mumluk olabilir. İçine gireceğim. Burada bir tane müezzin odası var. Evet, tarih anlatacak mısın? Yok. İçerisi böyle kısa video olacak. Süslü bir cami değil. Hiç Çinisi falan yok vesaire hiçbir şey yok. Sade bir cami. Şimdi İmam Efendi'nin yanına gideceğiz. Gidiyoruz. Hafız. Selamünaleyküm. Buranın tarihini sen mi anlatacaksın? Ne varmış? Burası ne kadar ne zaman yapılmış? Bilmiyor musun? 2-3 yıl önce yapılmış, evet. Şurada biraz taş işçiliği var. Düz tavan. Şurada doğal ışıklandırma için camı var. Oraya gidelim. Evet, bu şekilde şöyle inersek. Karşıda mihrabı var, minberi var. Oraya gidelim. Kesme taştan yapılmış bir minber. Yine sade bir şekilde oyulmuş. Mihrabı var. Kesme taştan yapıldığı için taş işçiliği var. Orada depo mu? Hmm, çok güzel. Şurada kubbeye çık. Kubbenin bir camı var. Genelde taş işçiliği var. Çok sade bir eser. Şurada akustiği sağlamak için delikler var. Çok tarih içeriğine girmeyeceğim ama videonun açıklama kısmına Alaaddin Camii ile ilgili genel bilgileri yazarım. Oradan okursunuz. Burada bir tane taşı var. Bu muhtemelen camın üzerine konan bir taştır. Düşmüş buraya koymuşlar. Camın genişliği de bu şekilde. Normalde çift cam olur ama bu tek cam. Mimar Sıddık ve kardeşi Gazi tarafından yapıldığını biliyorum. 1200 yıllara tarihleniyor cami. Diğer detaylar için de unutmazsam videonun açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Şu şekilde farklı bir cami, gerçekten çok sade. Evet, bu şekilde. Şimdi çıkacağım çok uzatmadan. Burada restorasyon görmüş bir cami. Zaten taşlardan anlaşılıyor. Bazı taşlar değiştirilmiş, yenileri konmuş. Çıkalım. Burada da tarihçesi var arkadaşlar. Okumak isteyen durdurup burada okuyabilir. Şimdi burası Niğde Kalesi'nin içinde yer alıyor. Gezmek, görmek isteyen için güzel bir yer. Şöyle bir de resim atarsak. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Şurada zaten kadın sureti belli oluyor. Gayet güzel. Onun hikayesini anlatmayacağım. Çünkü her kanalda bu giriş kapısının hikayesi anlatılmıştır. O yüzden ben anlatmayacağım.
Efsane de olabilir. Tam bilgim yok ama gerçekten de benziyor. Biraz gözleri kıstığınız zaman anlaşılıyor. Şuradan da bir görüntü alıp arkadaşlar, videomuzu burada kapatacağız. Alaaddin Camii ile alakalı. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Gayet cami güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kısa ve öz videomuz oldu. Herkese selametler diliyorum. Görüşmek üzere.